Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Dünya Mimarı Anadolu'dan Manzaralar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugün yine motor dükkanına geldik. Erbaşlardayız. Bir tane motor aldık. Şurada hemen ne bu motorun markası Berat? Tuba. Kuba Ege 50'lik değil 50. mi? Ege 50. Ege 50'lik. Onu aldık. Bu vesileyle de size dükkandaki yeni gelen motorlar olsun. Dışarıda şu an yeni elektrikli araçlar gelmiş. Onları tanıtacağız. Özelliklerini söyleyeceğiz. Fiyatlarını söyleyeceğiz. Şimdi şöyle dükkanın motorlarımızı bir gösteriyoruz. İnşallah dışarıdaki çekimlerimize devam edelim. Ahtapot gibi ha. Değişik bir şey var bunun ya. Mimarisi, projesi, otomatik herhalde bu. Evet. Otomatik dar aracı. Şimdi Ramazan abi, bu motor piyasasında yaz ve kış dönemi olarak hani mevsim geçişi diyelim, sezon geçişi diyelim. Motorların izleyicilerimizin, alıcıların neye dikkat etmesi gerekiyor motor alırken? Şimdi vatandaşlarda şöyle bir düşünce var. Kış ayları geldiği zaman genelde motosiklet fiyatları düşer, daha uygun olur tarzında. Ama geçen sene bu sistem tamamen değişti. Artık kışın da yükselebiliyor. Pencerede piyasanın durumu belli. Ama bu sene firmalar zam yapmamak için ciddi anlamda direniyorlar. Biz şu anda 3-4 ay öncesinin fiyatlarıyla motor sattığımız gibi aynı zamanda ekstradan firmanın yaptığı kampanyalar da var. İnanın elektrikli bisiklet fiyatına sattığımız motosikletler var. Evet, Ha bu bu önemli bir nokta. evet. Ha bunu vatandaş istifade ediyor. Gerçekten çok yoğun da bir talep var. Bazı ürünleri inanın yetiştiremiyoruz. Yetişmiyor yani vatandaş iyi talep gösteriyor. Tam motor alınacak zaman bence. Evet, değerli izleyicilerimiz, Ramazan abimizi duydunuz. Erbaşlar, otogara yakın bir bölgede değil mi? Otogar şube. Otogar Reale şubesinde. giderken sol Evet. tarafta BP Petrol'ün yanındayız. Her çeşit motordan bulabilirsiniz. Gerçekten çok zengin bir ürün içeriği var. Evet. Şimdi dışarı çıkalım. Yeni gelen elektrik araçları Ramazan abimizin Evet. bilgilendirmesiyle bir bakalım bakalım. Araçların İnşallah. özellikleri neymiş, ne kadar gidiyormuş, fiyatı neymiş Evet. onları bir öğrenelim. Evet Ramazan abi, şimdi içeride bahsetmiş olduğumuz yeni elektrik araçlarımız bunlar. Bunlar, evet. Şimdi bunların özelliği ne? Ne malı? Ne kadar kilometre yapıyor bir şarjda onları bir öğrenelim. Araçlarımız Çin'de üretiliyor. Türkiye distribütörü Kuba RKS firması. Neticede arkasında garantör olarak RKS firması var. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Evet. Piyasadaki muadil araçlarla kıyasladığımız zaman gerçekten verileri çok çok daha yüksek. Mesela bu tarz araçların piyasadakilerin büyük bir çoğunluğunun azami hızı 45-50 kilometre civarında ama rülyayda 100 kilometreye kadar çıkabiliyorsunuz. Muhteşem. Evet. Menzil büyük çoğunlukla 70-80 bilemediniz 90 kilometre civarında. Bizim aracımızda tek şarjda 170 kilometre. Peki bu şarj, bir şarjda kilometrede ne yapıyor ortalama? Kilometrede 20 kuruş yapıyor. Yani 100 kilometredeki yakıt maliyeti 20 TL. Hepsi bu Yani kadar. araçlara göre bir %200, %300'lük bir şey var, ekonomik bir uygulama Kesinlikle. var. Mesela özellikle günlük yani 100 kilometre civarında yol yapan kişilerin kullandığı dizel benzinli araçlarla kıyasladığımız zaman onları bırakıp bunları kullandıklarında kendini 5 senede amorti ediyor. Yani 5 sene sonra araç size bedavaya geliyor. Kesinlikle. Şimdi şehir içinde işe gidip gelenler için o zaman bu çok ekonomik bir araç. İşe gidip gelenler için iş yerlerinde servis yapanlar, paket servis yapanlar ki mesela İstanbul Pazarı'na verdik gayet de memnunlar. Evet. Çünkü maliyet yok denecek kadar az.
360 derece kamerası var. Önde, arkada, sağa, sol dikiz aynalarında. Şimdi onları iç dizaynı izlerken inceledik inşallah. Kliması var, kaloriferi var, müzik sistemi var, bluetooth var. Aklınıza gelen her şey yani var. Yani bir arabada ne varsa hepsi var. Hatta fazlası da var. Evet. İki kişilik elektrikli motosiklet diye geçiyor. Bu da çok büyük bir avantaj. 16 yaşındaki bir çocuk, A1 motor ehliyetiyle bunu kullanabilir. O şeyi de çok güzel yani. Evet. Normalde arka tarafında koltuk yok. Ama firma modifiye amaçlı arka tarafa bir tane koltuk koymuş. Orası tamam. Normalde bagaj olarak geçer. Peki şimdi test aracımıza gidelim. Tamam. Orada bir bakalım. Tabii. Nasıl bir özellikler var? Tekrar üstünden görelim. Evet, şöyle içi gayet geniş. İçi gayet geniş. Joystick vitesimiz var. Görmüş olduğunuz gibi ortadaki yuvarlak. O bizim vitesimiz. Arka tarafı var. 4 kişilik mi bu? 2 kişilik. Elektrikli motosikletiye geçer. Dediğim gibi bu koltuğu sonradan ilave etmişler. Hı. Modifiye amaçlı. Evet. Bunu çıkartması da çok kolay. Aa, o zaman geniş bir bagaj oluyor. Tabii. Çıkartıp bagaj olarak kullanabilirsiniz. Şu da bizim şarj aletimiz. Bunu sadece ev veya iş yerinde şarj edebiliyoruz. Normal elektrikten değil mi? Evet. Dışarıdaki hızlı şarjlara uygun değil. Şu normal zaten ev elektriği. Giriş yeri de farklı. Ama artık sitelerin altına panolar yaptırıyorlar. Evet. Birçok sitede şu anda mecburi hale getirdiler. O yüzden şarj sorunu da yok. Anladım. Peki şimdi bu aracımızın şarjı var mı şu an? Evet, şu anda şarjı var. Peki bunu izleyicilerimize gösterme amaçlı buradan bir şöyle tur atma imkanı var mı? Tabii ki. Ben anahtarı alıp gideyim. Tamam. Siz anahtarı getirin, bir de izleyicilerimize çalışma şeklini tamam. Göstereyim. Evet. Şimdi aracımızı test edeceğiz. Şöyle kontağı çevirdik. Marş sesi falan beklemeyin. Şu anda açıldı. Kamera sistemi de var. Tabii. Şu anda geri görüş kamerası devrede. Geriyi görüyorsunuz. Çünkü evet. Şimdi şarjı yaptım, şu D modunu aldım. Eğer biraz daha seri hızlı gitmek isterseniz seri alıyorsunuz. Üzerine basıyorsunuz. Sport moduna geçiyor. Ondan sonra daha seri bir şekilde gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi otomatik fren ve gaz pedalı var. Başka hiçbir şeyi yok. Şurada ekranda da gördüğümüz gibi şuradan etrafa baktan bunu seçtiğiniz zaman istediğiniz gibi kamerayı yönlendirebiliyorsunuz. Evet. Şuradan geri gittik. Müzik sistemi, video, radyo, bluetooth, klima, her şeyi var. Yani bir arabadaki olması gereken her şeyi var. Var. Her şey gösterge var. Paneli evet. Çok güzel dizayn edilmiş. Şimdi aracımız gayet sessiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Peki yaz kış şarjda bir değişiklik oluyor mu? Yok. Kışın böyle bir 5-10 kilometre civarında soğuklardan dolayı düşme olur. Ama öyle çok çok fazla etkilemez. Hızımız 100 kilometreye çıkıyor demiştik. 100 kilometre evet. Evet. Sizlere yeni gelen VKS elektrikli aracımızı tanıttık. İçine bindik, test ettik. Ses yok. Gayet kullanımı kolay. Dizaynı da çok güzel. Ramazan abiye bu fırsatı bize tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Abi? Müşterilerimiz, denemek isteyen müşterilerimiz, test sürüşümüz var. Gün içerisinde gelirlerse test sürüşünü de yapabiliriz. Yakından incelemek isterlerse araçlarımız gördüğünüz gibi hepsi burada mevcut. İstekleri zaman istekleri gibi. Renk seçeneklerimiz de var. Toplam 3 tane seçeneği var. İsterseniz gösterebiliriz. Tabii. Beyaz, yeşil ve mavi gibi. Evet. Şu anda stoklarımızda yeteri kadar da mevcut. Aynı gün içerisinde plaka işlemlerini de tamamlayıp aynı gün içerisinde teslim edebiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz Ramazan teşekkür abi. Hayırlı alışverişler. Allah razı olsun dünyanın abi. Teşekkürler. Bereket olsun amin, inşallah. Amin. Cümlemizi inşallah. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için değerli izleyicilerimiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Allah'a emanet.